Herkese selamlar arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Güzel güneşli bir günden hepinize merhabalar. Ben Burhan Akbulut. Videomuza da kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür. Bugün şöyle gündelik işlerin izlemeye hazır olduğu bir video yapmak istedim. Bugün içinde ne yaptığımız bütün işleri kısım kısım, belki biraz uzun bir video olabilir ama hızlandırmayla falan bir şeyler yapıp size güzel bir video hazırlamaya çalışacağım. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmadıysanız bir an önce abone olmayı unutmayın. Bize destek olun. Burada güzel paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Yaptığımız işlemleri tarım üzerine, hayvancılık üzerine sizlerle paylaşmak için elimizden geleni yapıyor arkadaşlar. Lütfen siz de abone olun. Güncel içerikleri kaçırmayın. Artı bir de videolarımıza yorum ve beğeni yaparsanız bizim daha büyük bir aile olma yolunda emin adımla ilerlememize destek olmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün şu anda çekirdeklerin damlamaları çalışıyor. Onların hattını döndürmeye gidiyor. O hattı döndürdükten sonra kömür oğlumla pancar sulanıyor. Daha doğrusu kabak, pancar bitti, kabak sulanacak. Onun suyunu açmaya gideceğiz hep beraber. Şu anda çekirdeklerin 5. suyunu veriyor arkadaşlar. Herhalde bir kere daha ya sulanır ya sulanmaz. Onlar da artık çiçekleri iyice döküyor, içini doldurmaya başladı. Güzel sulanmış. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yani damlama sıranın öbür tarafına geçmiş su. Hemen hemen kavuşmaya yaklaşmış. Bu da bizim için ideal bir sulama. Şimdi bunları kapatıp bir sonraki hattın suyunu açabilirim. Arkadaşlar siz de çekirdek tarımıyla alakalı, çekirdek üretimiyle alakalı merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular, öneriler varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlara açığız. Siz de yorum yaparak hem kanalımıza destek olmayı unutmamış olursunuz. Hem de soru ve önerilerinizi bizlere iletmiş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşağıdaki tarlanın hattını çevirdim. Şimdi diğer tarlamıza geldim. Buranın da suyunu verip kömür oğluna geçelim. Burası Kamışlıdere mevkii arkadaşlar, onu da söylemeden geçmeyeyim. Kamışlıdere mevkii, köy yönü. Çekirdeklerimiz burada. Buradan da inşallah kömür oğluna. Burası iyi sulanmamış gibi, sanki daha suyu gitmiş ya. Bir bakalım. Tarla böyle uzunluğuna bir tarla. Uzunluğu 330 metre. Ortadan suyu böldük. Tarlanın ortasından enine. Yukarı doğru sulanıyordu normalde de bu su çalışmamış. Allah Allah. Halbuki akşam çalıştırdıydık bunu. Sulanmamış doğru dürüst. Az bir şey ıslatmış. O zaman biz hattı döndürmeden tekrar suyu çalıştırak. Arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra mükremini aradım. Size söylediydim ya hani. Tallayı buradan ikiye böldük. Bir yarısı yukarıda, yarısı aşağıda sulanıyor diye. Ben yukarıya sulanacak diye biliyordum. Mükremini aradım, sordum. O dün hattı çevirmiş. Aşağı sulanıyormuş tallanın aşağı tarafı. Şu şekilde. Zaten göründüğü gibi. Burası sulanmış. Yani ben buraya suyu kapatmak için gelmişsin. Ben sanıyordum ki hattı çevirmeye geliyor. Muhtemelen bana öyle söyledi ki bura sulandı, suyu kapat diye. Şimdi gideyim. Suyu kapatayım. Bu su Yamula Barajı'ndan geliyor arkadaşlar. Kanal vasıtasıyla, borular, yeraltı boruları vasıtasıyla. Buralarda arazinin belli kısımlarında böyle kuleler var. Her kulede işte böyle su çıkışları var. Üzerinde de akıllı saatler var.
akıllı saatler aracılığıyla biz bunu çalıştırıp durdurabiliyor. Mesela biz bunu şu 3 numaralı kartla suluyoruz bu tarlayı. Bu da 3 numaralı kartımız. Şöyle koyup kartın esprisinden de size bahsedeyim. Suyu kapattıktan sonra. Dıdıt sesi geldikten sonra su kapanıyor. Bu kartın esprisi de nasıl kredi kartına ödeme yapıp tekrar kullanabiliyorsunuz veya otobüs tramvay kartına yükleme yapıp her bir işinizde belli bir ücret kesiyor. Aynı onun gibi. Bunu da buraya koyup çalıştırdığımızda, çalıştırdığımız süreye göre, kullandığımız suya göre kartımızdaki miktardan düşüyor otomatik olarak akıllı saatle. Arkadaşlar burası tamam. Haydi Kömüroğlu'na geçelim. Arkadaşlar Kömüroğlu'na geldim, pancar tarlasına. Şimdi buranın hatlarını ayarlıyorum. Şimdi buradan şu fiskiyeleri açacak. Şu fiskiyeyi de açacak. Buranın suyu bitti de aslında. 2, 4, 6 fiskiye kaldı. Buran, bu 6 fiskiye de şeyle, şuradaki, şu hemen görünen kabak tarlası var ya. Şura. Aramızda bir tarla var. Suyu şimdi oraya çalıştıracağım. Bunlar da burayla beraber sulanacak. Yani suyun bir kısmı orada çalışacak, bir kısmı burada çalışacak. Videoyu açmadan önce muktemini aradım. O kuyuyu çalıştırdı şu anda. Su geliyor. Ben telefonu değiştirdiğim için benim telefondan kuyu cevaplamıyor. Onun için ben açamıyorum. Muktemini açtırdım. Birazdan da su gelecek. Kabağın hattını da ayarlayacağım şimdi. Şu altıncı fiskiyeyi de açıp. Bu son. Buradan aşağısı sulandı. Suyun bir kısmında şurada çalışacak. Burayı gönderdim. Daha önceki en son su da zaten buraya hazırdı. Şu fiskiyeye yatmış bunu. Düzelteyim. Şu şekilde arkadaşlar, kabaklarda gördüğünüz gibi. Kabaklarda bu sene genel bir sıkıntı olduğundan bahsediliyor. Bu sosyal medyadaki kabak gruplarından ben takip ediyorum. Kabakların döl tutmadığı, tutanlarında hemen öldüğünden bahsediliyor. Var, bizimkinde de var ondan. O problemlerden mesela şu. Görünebiliyor mu? Şu. Nerede? Şurada. Görüyorsunuz, bu doğmuş. Yaşayamadan ölmüş. Yumuşamış. Bunun, bu gibi problemler Türkiye genelinde anladığım kadarıyla fazla. Aslına bakarsanız bu zaten oluyor. Mesela şu ölmemiş, güzelce büyüyor. Ama şu ölüm olayları kabakta fazla, normalde de oluyor da bu sene biraz daha fazla olduğundan bahsediyorlar. Ben de şöyle bir kontrol edeyim. Biraz yavaş büyüme var. Normalde şunların şimdiye bayağı bir, nasıl diyeyim, çaydanlık kadar veya şunun kadar. Bak, büyüyenler büyümüş. Büyüyenler şöyle güzelce büyümüş. Ama büyümeyenler de gene pancar misali, şu son bir haftadır sıcak gittiği için şunlar geçen hafta fındık gibiydi. Fındık veya ceviz büyüklüğündeydi. Şunlar şu fındık büyüklüğündeydi. Şu belki hiç yoktu geçen hafta. Ama şu bir haftadır sıcak gittiği için bunlar büyüdüler bu arkadaşlar. Bu kabak çok hassas bir ürün. Onun için bunların mikro elementlerini, gübrelerini, suyunu, yani tam anlamıyla sezonun başında vermezsen kabak çok fazla verim vermiyor. Hassas bir ürün. Hemen hastalanıyor, ne bileyim, sararıyor. Sararma çok olduğu zaman ölüyor. Var, bizimkinde de ara ara sararmalar var. Şöyle. Bakın mesela şunlar sapsarı. Ama üstünde bak, kabak bile yok yani. Bu mevsimin, iklimin, yılların getirmiş olduğu bazı olumsuzluklardan da kaynaklanabiliyor ama bu tür hastalıklar kabaklarda olabiliyor. Su birazdan gelecek arkadaşlar. Aşağı yukarı 15 dakika falan sürüyor gelmesi. Şu gördüğünüz sarı ev
bizim biliyorsunuz. Onun az aşağısında kuyu. Oradan burada aşağı yukarı 600-700 metre biraz dolanarak geliyor. 600-700 metrede mesafeden gelmiş oluyor şöyle yukarıdan pancarın içinden. Kabağın üst başından traktörün oradan aşağı doğru gidiyor borumuz. O da 15 dakika falan sürebiliyor. Malumumuz bir de havalar çok sıcak olduğu için sularda da düşmeler var şu anda. Suda düştüğü için kuyudan buraya gelme süresi de uzuyor. Onun için ben suyun gelmesini bekleyeyim. Siz beklemeyin. Geldiğinde devam edelim. Evet arkadaşlar, suyumuz geldi. Gelerimiz canlandı. Dönmeye başladılar. Söylediğim gibi bir kısmı pancarda çalışıyor suyu. Allah beni ıslattı. Gördüğünüz gibi bunlar burada. Spring sistemiyle sulanıyor biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızı izlemeyen arkadaşlar bilmiyorlardır. Bilmiyor olabilirler. Çünkü izlemedikleri için biz bunların ekimden, sulama sistemlerinden, çapalamasından hepsinden bahsettik. İzlemeyen arkadaşlar varsa daha önceki videolarımızı sezon başından beri paylaştığımız videoları izleyerek yaptığımız işlemlerden haberdar olabilirler sistemlerimizden. Spring sistemle burada bir kısmı suyun, bir kısmı da karşı taraftaki pancar tarlamızda. Görünüyor mu buradan? Bakayım. Evet, görünüyor. Bir kısmı da orada. Evet arkadaşlar, bunu da hallettik. Kabakların suyunu da çalıştırdık. Şimdi gidip gündelik normal işlerimize devam edebiliriz. Çünkü bunlar akşam saatlerine kadar. Ondan da bahsedeyim. Kabağın yanılmıyorsam bu ya 4. ya da 5. suyu olması lazım. 12 saat, 10 saat falan veriyorduk suyunu. Spring sistemi, spring dizgilerle. Artık bunun suyunun yavaş yavaş kademeli olarak sulama saatinin düşmesi gerekiyor. Önceden 8-10 saat, 12 saat suladığımız kabaklar artık 6 saat, 7 saat sulanırsa yeterli. Daha fazla sularsak ne olur? Şu gördüğünüz sararmalar var ya, tarlanın her yerine yayılır. Şu sararmalar. Şu sıcaklar olmasaydı bunlar şimdiye yayılacaktı. Biz son bundan önceki suyunu biraz fazla suladık. Sıcaklar geliyor suya daralmasın diye ama bu sararma yaptı. Şimdi daha fazla sulamaya devam edersek, sulama saatini uzun tutarsak bu sararma tarlanın her yerine yayılacak. Onun için 6-7 saat suladık mı bu iş tamam. Akşama kadar. Şimdi diğer işlerimize geçebiliriz.